ökaliptüs ağacı. Ökaliptüs ağacının 300 türü var. Türkiye'de çok sık gördüğümüz ökaliptüs türü ise Adana ökaliptüsü dediğimiz tür. Akdeniz ve Adana ökaliptüsü. Avustralya için ökaliptüs globulus'tan sonra ikinci derecede şifalıdır. Bunun yaprakları gördüğünüz gibi mızrak şeklinde. Yetişkin bir ağaç, ökaliptüs ağacı 70 metre boyunu bulabilir. Ve saatte çekmiş olduğu su miktarı 70 litre. Bunun gövdesi, tabii bu küçük bir ağaç, öyle büyük bir ağaç değil. Takriben 30 litre bu ağaçta ne yapar? Su çeker saatte. Çekmiş olduğu suyu eterik yağlara dönüştürür ve çevreye yayar. Yani bu eterik yağlar çok özel eterik yağlar. Antiviral, antibakteriyel, antimikrositik özelliklere sahip. Yani zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok edecek. Bu nedenle ökaliptüs kişi mutlak suretle bir evine, bahçesi varsa bahçesine, bahçesi yoksa sokağına bir tane ökaliptüs ağacı ekerse ne olur? Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara kolay kolay yakalanmaz. Çünkü bunun etrafa yaymış olduğu eterik yağ doğal enhalasyon gibidir. Akciğerleri temizler, arıtır, güçlendirir. Profesör Doktor Fellenbeck ve Profesör Doktor Zick'le yapmış oldukları araştırmalarda ökaliptüsün yaprağından elde edilen eterik yağlardan 5 ml, nane yaprağından elde edilen naneden elde edilen eterik yağdan 10 ml'yi 85 ml etil alkolüyle karıştırıp özel bir formül geliştirmişlerdir. Biz de bunu Melisa Ruhu diye Oğlotu ekstresi, lavanta ekstresi daha da etkin hale getirdik. Bu eterik yağ karışımını ikisini şöyle şakaklara sürttüğünüzde birer ikişer damla migrene baş ağrısını hemen geçirir. Çok çok etkili. Tabii çok ağır olmayan vakalarda basit rahatsızlık. Profesör Doktor Fellenberg ve Zick'le yine sıtmaz olup da sıtmaya yakalanıp da iyileşmeyen 432 hastayı bu gördüğünüz ökaliptüsün tentürünü yaparak tedavi etmişlerdi hastayı. Tentürü nasıl yapıyor? Ökaliptüsün yaprakları mesela 50 gram 500 ml bir şişeye konur. İnce öğütülürse daha iyi. Şişeye konur. Üzerine sirke veya sirke katarsanız ökaliptüs sirkesi, etil alkol katarsanız ökaliptüs tentürü olur. Fark etmez. Ökaliptüs sirkesi veya ökaliptüs tentürü. İkisi de aynı şey görür. Sıtmaya, malaryaya yakalanan kişi bunu kullandığında tentürü veya ökaliptüs sirkesi kullandığında sıtmadan kurtulur. Profesör Fellenberg ve profesör Zick'le yapmış oldukları araştırmada kininle tedavi olmayan 432 hastayı ökaliptüs tentürüyle tedavi etmişler. %80'in hepsi değil tabii. Yine Profesör Zick'le ve Profesör Doktor Zick'le yine aynı şekilde 210 hasta yakalanan sıkmaya yakalanan hastalığı ökaliptüsü tedavi etmişler. Yani zaten bu bitkinin bir diğer adı da nedir? Sıkma ağacı veya malaria ağacı. Neden? Bunu bataklığa ekin, bataklığı kurutur. Sivrisineği yok eder. Bataklığı temizler. Neden? Çünkü bunun yaymış olduğu eterik yağ çevredeki haşerayı, yani sivrisineği öldürür. Zararlı bakteri, virüs ve mantarını öldürür. Çevreyi temizler. Her bataklığa mutlak suretle Karadeniz'de de yetişen bunun ökaliptüsün türü var. Sadece Akdeniz'de yetişen değil. Bataklıklara mutlak suretle ökaliptüs ekilmeli. Evinizin bahçesi varsa evinizin bahçesine ökaliptüs ekin. Veyahut da evinizde bahçeniz yoksa sokağınıza bir ökaliptüs ekin. Mesela İtalya'da hemen hemen her sokakta, sokaklarda ökaliptüs var. Sokaklar ökaliptüs kokar. Ökaliptüs ekelim,
çevreyi temizlesin, filtre gibi arıtsın, temizlesin. Yetişkin bir eukaliptus ağacının çevreye değeri, katkısı 500 bin euro. Biraz önce burası Menderes, Büyük Menderes Irmağı kıyısı. Bu aşağıda Büyük Menderes Irmağı var. Biraz önce bir beyefendiye sordum, bu ağacın özelliği nedir dedi de. Ya her yeri yetişiyor, ne işler adını da bilmiyorum dedi. Ne lüzumsuz bir bitkindi. Evet, çok lüzumlu, çok önemli. Sadece biz bilmiyoruz. Allah hiçbir şeyi lüzumsuz yere yaratmaz. Sadece biz bilmiyoruz. Öğrenmemiz gerekir. Çevreyi korumamız, duyarlı olmamız ve mümkünse her yerde yetiştirmeye çalışmamız gerekir. Hürmetler, saygılar.